Herkese merhaba. Avengers Endgame yani Yenilmezler Oyunun Sonu filmini siz de benim gibi defalarca izlediyseniz bu videoya hoş geldiniz. Ben bu filmi kaç kere izlediğimi saymaya kalktığımda inanın beceremiyorum ve her izlediğimde de inanılmaz derecede keyif alıyorum. Bu filmi ağır çekimde izlediğimde karşıma çıkan çok ilginç detayları sizinle bu videoda paylaşmak istedim. Hadi bakalım başlayalım. Filmde dikkatimi çeken sahnelerden birisi işte gördüğünüz bu sahne. Burada Loki kendisini Kaptan Amerika gibi gösterdiği anda Hulk'ın şaşkınlığına dikkat edin. Hulk burada çok akıllı bir süper kahraman olmadığı için önce Loki'nin ne yaptığını anlayamıyor. Daha sonra büyüsünü kullandığında onun Kaptan Amerika gibi olduğunu fark ettiğinde ani bir sinir atağı geçiriyor. Doctor Strange'in sadece bir ihtimal olduğunu söylediği bu sahneyi hepimiz hatırlıyoruz. Burada Doctor Strange'in parmağını göstererek bir ihtimal olduğunu gösterdiği bu sahneyle Tony Stark'ın parmağını ışıklattığı bu sahne arasında tam bir dakika var. Steve ve Tony 1970'lere uzay partiküllerini toplamak amaçlı göreve gittiklerinde iki tanıdık isimle karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi cameo Josh Brolin tarafından canlandırılıyor. Diğeri ise Christopher Marcus. Bu kişi de aslında filmin yazarlarından birisi. Burada S.H.I.E.L.D.'ın ajanları şeklinde giyinip filmde rol almış bulunuyor. Bu sahnede Hulk'ın gözlüklerindeki parmak izleri çok dikkatimi çekti. Bunu araştırdığımda bunun tamamen görsel efekt olarak hazırlandığını fark ettim. Burada dikkat ederseniz Mark Ruffalo filmin çekimleri sırasında gözlük kullanmıyor. Hepsi görsel efekt olarak hazırlanmış ve karaktere giydirilmiş. Buradaki çerçevedeki parmak izleri de detay severler için çok güzel bir nokta atışı olmuş. Bana ilginç gelen bir sonraki sahne ise işte bu gördüğünüz sahne. Burada Black Widow kendisini ölüme terk ederken, ölüme atlarken daha doğrusu Hawkeye ona bakamıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi Hawkeye tabii ki arkadaşının öldüğünü görmek istemez. İkincisi ise Hawkeye'nin üstün görüş yeteneklerinden dolayı onu daha detaylı görme ihtimalinden dolayı bakamaması olabilir. Bir sonraki sahnede eğer Avengers 1 filmindeki bu sahneyi hatırlıyorsanız bağlantıyı kuracaksınız. Bu sahnede Tony Stark Loki'ye başarılı olabilmesi için herhangi bir versiyonun olmadığından bahsediyor. Yenilmezler Yolun Sonu filminde çoklu evrenler işlendiği için Loki'nin başarılı olabilmesi için yeni bir kapı aralanmış oluyor. Bu savaş sahnesinde ilgi çeken bir nokta var. Burada Marvel evreninin komik karakteri Ördek Howard'ı görebiliyoruz. Fakat Ördek Howard'a o kadar kısa bir sahne verilmiş ki bir saniyeden bile az. Oturdum saydım toplam sadece 18 kare yer bulabilmiş bu mükemmel filmde. Tony Stark 2012 yılına geri dönüş yaptığında Stark binasına girerken daha sessiz bir giriş yapabilmek için kostümünün ayak kısımlarını ortadan kaldırıyor. Burada görsel efekt uzmanlarına çok ciddi iş düşmüş çünkü Tony Stark zaten bu kostümle çekimleri yapmıyor. Görsel efekt uzmanları oradaki detayları özellikle çalışmışlar ve binaya Tony Stark'ın sessizce girdiğini çok güzel betimlemişler. Bu sahnede ekip sonsuzluk taşmanın nerede ve nasıl alınacağını tartışırken Thor gözüne göz damlası kullanıyor. Fakat dikkat ederseniz göz damlasını sadece sol gözüne sıkıyor. Çünkü sağ gözü robotik. Bunu da tekrar hatırlamış oluyoruz. Bu sahneyi daha ne kadar izlemekten keyif alacağımı inanın kestiremiyorum. Her açtığımda ve her izlediğimde bana aynı keyfi vermeye devam ediyor. Fakat burada ağır çekimde izlerken dikkatimi çeken bir şey oldu. Kaptan Amerika Thor'un çekicini aldığı zaman çekiç ona gelirken geriye doğru çekici durdurmaya yönelik bir hamle yapıyor. Bunun neden olabileceğini araştırdığımda Thor'da bu hareketin olmadığını fakat Kaptan Amerika'da olduğunu görüyorum. Fakat bu Kaptan Amerika'nın daha güçsüz olduğunu gösteren bir işaret değil. Aslında daha çok Kaptan Amerika'nın kendi özel silahı olan kalkanı kullanırken yaptığı hareketle bağlantılı bir şey. Thor çekiç kendine doğru gelirken onun duracağını biliyor fakat Kaptan Amerika alışkın olduğu için kalkanından dolayı alışkın olduğu için geriye doğru yavaşlatma hareketiyle bu aleti, bu silahı kullanmaya devam ediyor. Savaş sahnesinin bu kısmında Kaptan Amerika kuantum tünelinde kullanmak istedikleri aracı ararken herkese soruyor. Ve burada dikkat ederseniz Iron Man'in ekranındaki haritada hiçbir ışık ibaresi yok.
Fakat daha sonra konuşmalar ilerledikçe Iron Man'in Ant-Man'le, yani Karınca Adam'daki diyaloğundan sonra aracı ne kadar sürede çalışır hale getirebilirsin dediğinden sonra ekranda aracın konumu yanmaya başlıyor. Bunun sebebi Iron Man'in üniformasındaki bilgisayar Karınca Adam'ın, yani Ant-Man'in bulunduğu lokasyonu anında güncelleyerek daha Tony Stark sormadan yerini haritada gösteriyor. Bu da ilginç bir detay. Başka bir sahnede yine Thor Mjolnir çekiciyle Stormbreaker baltasını değiştirirken arkada Chitauri gorillalarından birini özel güçleriyle uyutan Mantis'i görebiliyoruz. Bu da güzel bir detay olmuş. Yine savaş sahnesinin bir kısmında Rhodey'i en son Iron Man kostümüyle savaşın içinde görüyoruz. Rhodey'nin Iron Man kostümünü nasıl aldığını düşünecek olursak, Thanos'un Rhodey ve Hulk'ı öldürmek için yaptığı saldırılarda Ant-Man onlara yardıma gittiğinde arkasında bu son kostümü de görüyoruz. Büyük bir ihtimalle bu süreçte hem onları kurtardı hem de bu kostümün giyilmesine sebep olan kişi oldu. Clint'in ailesinin gösterildiği bu sahnede arkada birçok kuş sesini duyabilirsiniz. Fakat bir sonraki sahneye geçtiğimizde Snap oraya geldiğinde kuş seslerinin neredeyse yarıya indiğini fark edebiliyoruz. Çünkü Snap sadece insanların yaşamına değil, ortamdaki bütün canlıların yaşamına etki edebiliyor. Evet arkadaşlar, Avengers Endgame, yani Yenilmezler Oyunun Sonu filminin ağır çekimde izlediğimde karşıma çıkan detayları bu şekilde. Bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu şekilde detaylı incelemeler istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin. Ve benim de dikkatimden kaçtığını düşündüğünüz başka detaylar varsa onları da yorum kısmında belirterek fark etmeme yardımcı olup bu şekilde yeni videolar hazırlamama da destek olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmanız bu şekilde güzel videolara daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.